Merhabalar sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten çok kaliteli bir solunum sorusuyla sizlerin karşısına geldik bu videoda. Yani bu soruyu çözebilmek için bakın arkadaşlar bu soruyu çözebilmek için soruyu okuduysanız eğer şöyle bir durdurun videoyu soruyu güzelce bir okuyun. Bu sorunun çözülebilmesi için şuradaki basamakların tam anlamıyla bilinmesi gerekir. Yani zorluk derecesi gerçekten çok üst düzeyde olan bir soru. Eğer buradaki herhangi bir basamağı dahi bilmiyorsan geçmiş olsun bu soruyu hayatta çözemezsin ve net söylüyorum. Eğer ki bu soru AYT sınavında gelirse gerçekten ayırıcı bir bir soru olur ve bunun standart sapması çok yüksek sorulardan bir tanesidir. Onu da söyleyeyim tamam mı? Hemen soru çözümüne bir bakalım. Diyor ki vermiş bize diyor fotosentez yapılmış açığı fotosentez sonrasında açığa glikoz çıkmış. Sonra glikozu solunum reaksiyonuna sokmuş. Bak bir taraftan gelmiş oksijenli solunum diğer taraftan fermentasyona gitmiş. Basamaklarını vermiş ve diyor ki numaralı yerlere gerçekleşen numaralı yerlerde gerçekleşen olaylarla ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerde hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Yani şu basamaklarda hangisi kesinlikle yanlıştır diyor verilenlerden. Bire bakalım fotofosforlasyon demiş. Birinci basamakta fotofosforlasyon. Yani fotosentezle glikozu oluşturuyorsunuz. Bitkiler karbondioksit atmosferden alıyor. Suyu kökleri yardımıyla topraktan alıyor. Bu ikisini birleştirmek için bir enerjiye ihtiyacı var. Bu enerji güneş abicim. Güneşten klorofilleri sayesinde güneş enerjisini ATP'ye çeviriyor Bakın işte bu olaya arkadaşlar fotofosforilasyon denir. Fotofos yani şöyle söylersek fosforilasyon ATP sentezidir. Eğer foto ile yapıyorsan yani ışıkla ATP sentezi. Kim yapıyor bunu? Bitkiler yapıyor. Bazı bakteriler yapıyor. Anladık mı abicim? Yani fotosentez esnasında. Eyvallah fotosentez esnasında glikoz meydana gelirken 18 tane ATP üretilecektir. İşte buna fotofosforilasyon denir. Birinci basamağımız doğru doğrudur abicim. Geldik ikincisine. Demiş ki glikozun piruvata kadar parçalanması ve burada substrat düzeyinde fosforlasyon. Bak hemen alıyorum. Glikoz 6 karbonlu bir bileşikti. Başlangıçta bir tane ATP veriyorum. ATP'yi parçalıyorum. ADP artı P. Bak bunu parçalıyorum. Niye? Glikozu aktiflemem lazım. Aktifleme enerjisi. Sonra bunu gelip buna ekliyorum. 6 karbon bir fosfat glikoz monofosfat. Hızlı bir şekilde yazayım. Sonra izomeraz enzimiyle glikoz karbonlu kararlı bir bileşik olduğu için 6 karbon 1 fosfat değiştiriyorum. Fruktoza değiştirdim. Sonra fruktoz monofosfatta bir tane daha ATP parçalıyorum. Bunu da ADP artı P'ye ekleyip hemen geldim bu fosfatı da buraya ekledim. 6 karbon 2 fosfat olan fruktoz fosfat haline getirdim. Bak glikolizi yazıyorum arkadaşlar. Sonra bunu rahatlıkla ikiye ayırabiliyorum. 3 karbon 1 fosfat yarısı buraya yarısı buraya. Yani 6 karbonun yarısı buraya yarısı buraya. Fosfatın yarısı Yarısı buraya yarısı buraya. Sonra Buradan hidrojen çıkıyordu. Yakalayan Nat elemanıydı. Nat haline geliyordu. Tam bu esnada stoplazmada serbest Fosfatı ekliyordum. 3 karbon 2 fosfat olan 3 karbon 2 fosfat olan Difosfogliserik asit. Bu basamaklar Yani şu anda çok önemli değil. Sadece Bir göstereyim. Ondan sonra yerini Anlatacağım size. Bundan sonra da Şuradaki fosfatları parçalayıp ADP'yi ekleyip ATP çıkarıyorum. Buradan da ATP çıkarıyorum. Buradan da ATP çıkarıyorum. Buradan da ATP çıkarıyorum. Ve en son açığa piruvat açığa çıkıyor. Bak işte buna glikoliz diyoruz. Arkadaşlar bak bunu ezberle. Bu reaksiyon nerede gerçekleşiyor? Sitoplazmada gerçekleşiyor. Glikoliz nedir? Glikozun sitoplazmada piruvata kadar parçalanması olayıdır. Kaç ATP kazanılır? 4 ATP. Ama başlangıçta 2 tane ATP harcandığı için net ATP kazancım 2 ATP'dir. Bakın sakın unutmayın. Yani glikoliz dediğimiz zaman sitoplazmada glikozun piruvata kadar parçalanması. Tamam mı? Kaç ATP kazanılıyor? 4. Net ATP 2. Neden? Başlangıçta 2 tane ATP'yi glikozu aktiflemek için veriyorsun. Yani sizin bileceğiniz, sizin bileceğiniz artık glikozu alıyorsun. Sitoplazmada piruvata kadar parçalarsın. Tamam mı? Piruvat, piruvat. Şöyle yazacaksın. Ve başlangıçta 2 ATP harcayacaksın. Sonuçta 2 ATP buradan çıkacak. 2 ATP buradan çıkacak. Toplam 4 ATP ve 1 NATH2 buradan çıkacak. 1 NATH2 de buradan çıkacak. Tamam mı? Bak olay bu kadar basittir. Yani glikoliz sitoplazmada glikozun piruvata kadar parçalanması halidir. Ve burada çıkılan şu ATP'lere substrat düzeyinde fosforilasyonla kazanılan ATP denir. Unutma. Yani iki de şurada substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP kazanılır. Doğrudur. 3'e bakalım. Hemen şunu söylüyorum. Bak meydana gelen piruvat. Eğer ki ortamda oksijen varsa hemen mitokondriye girer. Bak hemen mitokondriye girer ve oksijenli solunumla yoluna devam eder. Yani oksidatif fosforlasyon yaparak daha fazla ATP kazanır. Ama eğer yoksa sitoplazmada yoluna devam eder, fermentasyona gider. İşte etil alkol fermentasyonu, laktik asit fermentasyonu tamam mı? 3 Oksijen varlığında mitokondriye geçme doğrudur. 4. Oksitatif fosforlasyon. Evet oksijenli solunumda oksitatif fosforlasyon yapılır doğrudur. 5. Substrat düzeyinde fosforlasyon. Yani şurada diyor ki substrat düzeyinde fosforlasyon vardır. Yani şurada substrat düzeyinde fosforlasyon vardır demiş. Hayır abicim yanlıştır. Bak fermantasyon dediğimiz olay şudur. Bak gördün mü fermantasyon dediğimiz olay şudur. Yani glikozun sitoplazmada işte atıyorum eti alkole kadar parçalanması veya laktik asite kadar parçalanması ama fermantasyonda kazanılan ATP piruvattan önceki glikoliz aşamasında kazanılan ATP'dir. Burada ayrıyetten ATP kazanılmaz. Yani fermentasyonda da toplamda 4 ATP net olarak 2 ATP kazanılır. Çünkü burada kazanılan ATP glikolizde kazanılan ATP'dir. Burada hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Eğer etil alkol fermentasyonuysa kazanılan nataşikiler burada reaksiyona geri girer. Etil alkol ise açığa karbondioksit çıkar. Olay bu kadar basittir. Yani onu da şöyle gösterecek olursak glikoz dedik. Şöyle geldi piruvata kadar. Bak piruvat piruvat. Eğer buraya etil alkol yapacaksak 3 karbonlu önce piruvat asetaldehide dönüşür. 2 karbonlu buradan bir karbondioksit çıkışı vardır. Burada da şurada kazanılan nataşiki reaksiyona girer ve etil alkol açığa çıkar. Eğer bu piruvat laktik asit olacaksa direkt laktik asite dönüşür. Burada o karbondioksit çıkışı yoktur. Sadece kazanılan Na+2 burada reaksiyona geri gelecektir. Yani doğru cevabımız edir nedir? Tamam mı abicim? Burası kesinlikle yanlıştır. Çünkü şurada kazanılan ATP aslında şurada kazanılan ATP'dir. Tamam mı? Burada substrat düzeninde fosforilasyon yoktur. Eğer etil alkol ise karbondioksit çıkışı vardır ve Na+2 girişi vardır. Olay bu kadar basittir abicim. Tamam mı arkadaşlar? Bir sonraki soruda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz.